Timigo'nun evinden bir videoya da hoş geldiniz. Neredeyiz? Ayazağa'dayız. İstanbul Ayazağa Oyak sitesi. 2010 yılında İstanbul'la tanıştığım yer. Koleksiyonun henüz daha ortalama bir koleksiyon oldu. Sonra coşacağı gelecek 10 senenin başladığı süreç. Niye burada bir video çekiyoruz? Biraz sonra tanıtacağım ürün. Şu arkanızda gördüğünüz evde oturuyordum. En üst katında. Şu an kamera almıyor ama 8. katında. O eve geldi o parça ve çok maceralı bir gelişi vardır. Hikaye bizim dışımızda da birçok insana yayılmış bir hikayedir. Onu söylemek istediğim için bugün burada Ayazağa'da Urukayiler'in o ünlü kılıcını tanıtacağız. Şimdi Urukayi olmak zor iş. Pala ağır, görev zor. Devamlı birilerini kovalaman, yakaladığını da iade etmen lazım. Zor meslek. Emekliliğimiz yok. Sigorta zaten yok. İkinci filmde gördünüz. Acıktılar diyelim. Yönetici bile yeme gibi bir güdüler. Nasıl olacak bu iş? Olmaz tabii. Niye millet kahraman olmak istiyor? Hep Aragorn, yok işte Legolas olayım, havada uçayım, takla atayım, ok atayım. Abi Urukayi oldun, sıkıntı var. Elemanlar acıktı, seni bile yerler vallahi. Tehlikeli kariyer ama paraları güzel bence. O açıdan fena değil. Orijinal ismi söyleyemedik biraz evvel, kılıç diye geçirdim. Aslında Urukayi Palace diyoruz. Çünkü İngilizcesi biraz zor, Türkçe için biraz sıkıntılı. Pala olarak bilelim, öyle sevelim. Şimdi palamızı tanıtırken bunu söylemekte fayda var. Her zamanki gibi firma baskısı, logosu burada var. Orijinalini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kendisi United Cutlery ürünlerinden. 2010 yılında ben hemen hikayeye sert gireyim. Gitti gidiyor da 200 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. O şekilde geldi elime. İstanbul'dan satılıyordu. İstanbul'dan aldım. Gerçekten dökme kılıçları arasındaki en ağır, en şekilli ucu itibariyle ve filmdeki replikasını ya daha doğrusu filmdeki gerçeğini en iyi yansıtan replikalardan biri. Arkada gerçek deliri bir sarma durumu var. Burada bir tahtamsı bir yapıyla kabza kuvvetlendirilmiş ve şurada da klasik bir topuz, ters darbeyi de vurabileceğiniz bir yapıya sahip. Gerçekten 10 numara 5 yıldız görüntüsü itibariyle. Üzerinde de bir dokusu var, şimdi bunu yakın çekimde göreceksiniz. Üstüne çok ilginç bir dokuya sahip. Şimdi arada ben size bunun bir hikayesini anlatayım. Hikayesinden sonra da tam seceresine, kimlik kartına bakalım United Cutlery'den. Sonra da yakından görelim. Bu arada da en üst katı, o kapalı olmayan balkon, o daireydi. 8. katta. Onu da ayarladık açı olarak. Artık görebiliyoruz. 8A. Kapısı değişmiş ama. Benim zamanımda kapı böyle değildi. Lüks olmuş. Ancak binaya bakılmıyor sanırım. Boyalar kötü, belirteyim. Şimdi hikayeyi hem açıyı değiştirdik hem de hızlı bir giriş yapalım istiyorum. 2010 yılı işte Türk Telekom bizi Ankara'dan TTNet bünyesinde almış. TV bu projesinde çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, arayüzcülerden biri bendim. İki grafik tasarımcı vardı. Birisi bendim, birisi Ozan arkadaşımdı. Biz 2010 yılında orada çalışırken ben internetten doğal olarak hala ürün toplamanın en böyle güzel noktası, en hareketli noktasındayım. Çünkü henüz daha dolar Türk lirası savaşı bu hale gelmemiş durumda. Rahat ürün alabiliyorsunuz. Dediğim gibi gitti gidiyor da 200 liraydı. Kargosu ıvırı kıvırı zaten hiçbir şey olmadığı için tertemiz 200 lira verip ben bu ürünü düşünmeden aldım. Kutusu her şeyi mevcuttu zaten. Çabuk da gönderildi doğal olarak. Ancak bir sorunla geldi. Nedir? O geldiği gün biz 5 kişilik bir arkadaş grubu Beşiktaş'a inip internet kafede Call of Duty oynama niyetindeydik. O yüzden de ben eve dönmeyecektim ve doğal olarak kılıcı yine benimle aynı binada oturan arkadaşım Alper. Buradan çok selam olsun. Ufaklıklara ki artık büyümüştür ikisi de. Onları da çok öpüyorum. Nur, sana da merhabalar tekrar. Değerli Nur.
Ona verdim. Çok da güvenilir bir kişidir. Gerçekten bu konularda bulabileceğiniz, söylediğinizi çok net yapacak ve emaneti kesinlikle yerine ulaştıracak, ender böyle bulabileceğiniz güvenilir adamlardan biriydi kendisi o dönem için. Biz de internet kafeye gideceğimiz için doğal olarak ben kutusunun içinde dış paketiyle falan kendisine verdim. Dedim ki servisle gidip geliyor zaten. Üç arkadaş Ankara'dan, üçümüz de Oyak sitesini seçtik. Ankara'ya benzetmiştik o dönem. Aynı binadaydık Alper'le de. O yüzden dedim ki gelince ben alırım, senden çıkarım. Tamam dedi. Kutuyu verdik. Biz Beşiktaş'a internet kafeye gittik. İşte bir yarım saat 40 dakika falan geçti. Telefon Alper'den. Hayırdır diye açtık. Güçlü çok kötü bir haberim vardı. Daha önce herhalde kılıca bir şey oldu ama o zamanlarda aynı şu an olduğu gibi ben parçaların kırılıp dökülmesine çok takılmam. Olacağı vardır olur. Diyetidir diye düşünürüm hep. Ne oldu abi, ne olmuş olabilir yani, dökme kılıç sonuçta, derisi parça. Bir şey olmuştur, kalitesi düşüktür, ıvır kıvır neyse ne halledilebilir düşüncem ama. Ben kılıcı kaybettim dedi. Ya şimdi boyuta baktığınız vakit öyle çok kaybedilebilecek bir arkadaş değil yani. Hani pantolonun cebinden düşmüş, ne bileyim elinden kaymış gibi olabilecek bir ağırlığı falan da var yani. 3 kilo yakında ağırlığı, öyle hafif edeyim. Ne oldu abi dedim. Ben dedi kılıcı takside unuttum dedi. Taksi falan oldum. Şans, olacağı varsa bir şey hayatta oluyor. Nasıl oluyor? Servise binmek için çıkıyorlar. Kutu elinde. O gün servis şoförünün bir iş çıkıyor ve gelemiyor. Taksiyle gitmeleri gerekiyor. Tabii İstanbul'da yaşayanlar öncelikle çok iyi bilecektir. Mesai çıkışında taksi bulmak. İstanbul, mesai çıkışı ve taksi. Bence harika bir üçlü. Biraz zor olmuş. O olurken de tabii serviste tek başına olmadığı için parçalara bölünüyorlar. Doğal olarak da büyük bir uğraş veriliyor o taksi bulması için. Şimdi taksiyi buldular, bindiler. Doğal olarak adam eve giderken çoluk çocuk ne istiyor, evin ne ihtiyacı var bunları soruyor. Zaten kaotik bir ortam. Silme dolu bir taksi, eve varmaya çalışıyorsunuz. Mesela çıkışı İstanbul, tekrarlayayım. İnerken oluşan karambolde bagajdaki kılıcı doğal olarak almıyor. Taksiyle beraber gidiyor bagajdaki kılıç. Şimdi doğal olarak yoldan çevrilme bir taksi olduğu için öyle bir şu durağın taksisi yok efendim bu diye de bir şey yok. O zamanlar ama ya kapılardaki o plaka hikayesinin taze olduğu zamanlar aklımıza şey geldi. Türk Telekom'un binasının, TTNET'in binasının arka tarafında o gittikleri yolda bir sürü otel var. Otellerin o zaman bir de kamera modası çıkmıştı. Herkesin bir kamerası vardı. İzleniyor 24 saat kontrol altında. Oh hey filan gibi bayağı acayip bir reklam durumu vardı. Dedik ki kameralarda mutlaka taksinin plakasını görürüz. Oradan buluruz, ararız. Çıktığın saat belli, geçtiğin saat belli. Ancak yaklaşık yarım gün süren araştırmamız sonunda ne bir restorandan ne oradaki iki tane, bir tüp bebekçi, biri de güzellik estetik merkezi olmak üzere hiçbirinden kamera görüntülerini alamadık. Alamadığımız gibi işin komik tarafı bir kere de yanlış durumlara düşürüldüğümüz oldu. Abi böyle yorgun ve büyük bir pişmanlık içinde geri döndük defalarca, hani böyle ya abi filan. Tabii ki bilerek yapmadığı bir şey, hiçbir sıkıntı da olan bir durumda değil. Sonuçta hayat bu. Ben masama oturduğumda, işe döndüğümde telefonumda 8 defa aynı numaradan arandığım bir durum vardı. O zamanlarda Türk Telekom /TTNET çalışanlar yardım masasının yaşadıklarını anlasınlar diye yeni bir uygulama getirmişti. Bazı acil aramalar, bu müşteri şikayetleri çalışanların masalarına yönlendiriliyordu. Onlardan biri olduğunu varsayıp o telefonla hiç ilgilenmedim. Çünkü kılıcımın peşindeydim. Akşam aklımıza son fikir, ünlü bir bakkalımız vardı burada. Onun 2-3 tane kamerası vardı. Karadeniz insanının o canlı doğasının gereği bir yetmeyip birkaç tane olan bir durum. O kadar bahsettik, bari mekanı da çekeyim dedim. Arkada duruyor. Kısmet, tekrar diyorum. O gün gelen malzemenin yığılı olduğu durum taksinin plakasını kapatıyordu. Yine olmadı. Ve o şekilde o günü tamamladık biz. Dedim ki yani gitti ne olacak, olur. 200 lira canı sağ olsun. Buluruz yine bir şeyler diye düşünürken ertesi sabah geldiğimde
yine bir 5-6 defa aynı numaradan aranmış olduğumu gördüm. Dedim ki bu müşteri şikayeti değil. O kadar şikayetçi müşteri yok çünkü Türk Telekom'da tamam hizmet süper değil ama o kadar şikayet edecek durumda yok yani. Bunu da açık söylemek lazım. Telefonu geri aradığımda bir taksi durağı çıktı. Gelip ben alırım dediğimde yok biz size getiririz dediler. Doğal olarak adam taksinin arkasında bir paket açıyor içinden çıkan bu. Neyse ki üzerinde telefonum, adresim, isim her şey yazıyormuş da abiler bizi oradan bulmuşlar. Kendi elleriyle gelip güvenliğe verdiler. Bizim teşekkürü almak için beklemediler artık. Nasıl bir hayal gücü geliştiyse o an Palay'la beraber. Ve benim bu konuyla ilgili çok gülerek, çok severek hatırladığım bir anıdır. Anın içinde olan Ümit, Alper, Nur hepinizi çok seviyorum. Tekrar öpüyorum hepinizi. Evet, şimdi kılıcın özelliklerine bakıyoruz. 1309 numaralı United Cutlery ürünü Uruguay'ın palası. 80 aslında 79 santim de 80 santim bir uzunluğu var çünkü 79 küsür diye geçiyor. O yüzden biz onu 80'e bağlayalım. 60 küsürde de bir gövde uzunluğu var. Biz de onu 61'e bağlayalım. Oradan geri kalan da gördüğünüz 18-19 santimlik bir kabza bölgesi var. Kabza elinizle rahat tutabileceğiniz şekilde burada bir eğime sahip. Gayet rahat kavrayıp gayet ağır olmasına rağmen kullanabiliyorsunuz. İsterseniz çivi çakmaya da yarıyor. Ancak ucu biraz sivri. Lobotomi için de kullanılabilir. Değişik, ağır, gerçekten ağır. Kabzası, işte buradaki derinin sarılışı falan gayet profesyonel gözüken bir ürün. Piyasaya ilk çıktığında ki kendisi Two Towers yani 2002 yanlış hatırlamıyorsam senesinde piyasaya çıkmış oluyor. $198 gibi bir piyasa fiyatına sahip. Ben alırken dediğim gibi 200 Türk lirası verdim. Bu açıdan da kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü kendisinden sıkılmış bir koleksiyonerden aldığımı varsayıyorum. Keskin tarafları çoktur. Tutarken ederken elinizi kesme şansınız çok yüksek. O yüzden kullanmaktan daha çok sergilemekte fayda görüyorum. Kılıcın işçiliği, üzerindeki doku, şekli etkileyici bir kılıç genel olarak. O Urukayilerin o topluluğun yapısını çok net veriyor. Kaba, çok estetik değil ama işlevsel. Yaptığı işi iyi yapıyor. Deri gördüğünüz gibi gerçekten hoş. İşte damga bu önemli. Orijinalliğini buradan algılayabiliyorsunuz. Ürünlerin üzerindeki doku, o pütürlü yapı, renk değişimleri Urukayilerin o silahlarını yaparken ki ruh hallerini iyi yansıtıyor. Etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Estetik açıdan da bence destek. Şu uca dikkat, evet bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Şakalaşırken birini delme şansınız var. Güzel bir kılıç. Güzel bir kılıç. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün Ayazağa'daydık İstanbul'da. Ben Ankara'dan İstanbul'a geldiğimdeki ilk evimin olduğu yerde aldığım ilk replikanın videosunu çekmek istedim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ne zamanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kanala üye oluyoruz. Videoları beğeniyoruz. Smeagol Zavuz ile devam ediyoruz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.